Türkiye'nin küresel güç olma vizyonunun ayrılmaz bir parçası, savunma sanayinde güçlü olması ve yerli ve milli projelerimizin büyük bir teknolojik yetkinlikle alanda başarıyla hizmet verebilmesi. Bu anlamda savunma sanayi ekosistemimizi inşa etmek, ana yüklenicileri geniş bir alt yüklenici ağıyla donatılmış şekilde çalıştırmak ve teknolojik yetkinlik ve derinliklerinde sürekli artırarak yola devam etmeleri sağlamak ana prensibimiz. Burada sürekli gelişim ve sürekli katma değer oluşturmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zırhlı araçlar konusunda aslında ülkemizde gerçekten çok yetkin firmalarımız var ve çok yetkin ürünler ortaya koymaktalar. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar, mayına karşı korumalı araçlar, fırtına obüsleri, farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip muharip araçlar, silah taşıyıcı araçlar, amfibi hücum araçları, sınır güvenliğine yönelik araçlar, zırhlı istihkam ve destek araçları, taşıyıcı ve kurtarıcı araçlar gibi sanayimiz tarafından geliştirilen çok sayıda kabiliyet ve araç var. Tabii kara platformlarında eksik kaldığımız birkaç konuyu da tamamlamak üzere yola devam ediyoruz. Bir konumuz zırh çeliğiydi. Orada belirli adımlar atıldı. Motor ve aktarma sistemlerinde de yerli faaliyetler devam ediyor. Bir kısmının zırhlı araçlarımıza entegrasyonu başlatıldı. Ve burada da yine yeni bir alan olarak insansız kara araçları ve onların üzerinde çok çeşitli kabiliyetleri oluşturulması, gerek uzaktan kumandalı gerekse otonom sürüşe müsait araçlarımızın sahaya verilmesiyle ilgili de çok sayıda şirketimiz çalışmaya devam ediyor. Kıymetli katılımcılar, kara hareket ortamının her geçen gün daha da karmaşık hale gelmesini gözlüyoruz. Harekatların kapsamları ve görevlerin değişkenliği gibi parametreler, zırhlı araçlar üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bugünkü programda gündeme gelecek araçlarımızın teknik özelliklerini birazdan göreceğimiz için onlara ben de değinmiyorum. Ancak Zaha aracımız aslında dünyada belki de şu anda en iyi araç olarak, sınıfındaki en iyi araç olarak lanse edilebilir. Çünkü çok çok az ülkede, bizden belki başka belki bir veya herhalde iki ülkede maksimum var. Ama bizim aracımızın son modern gelişmelerle en iyisi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, 2 adet amfibi hücum komuta aracı, 2 adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 adet Zaha'nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayi politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi, özellikle stratejik alanlarda tamamen kendine yeterli bir ülke olmamız gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Gayet iyi. Zırhlı amfibi aracımız bu malum. Hem kara kuvvetlerimiz hem deniz kuvvetlerimiz kullanacak.
amfibi özelliğe sahip ve dünyada çok az örneği bulunan, belki de şu anda dünyanın en iyisi diyebileceğimiz, gerek içindeki donanımları ve kabiliyetleriyle, gerekse atış gücüyle beraber, üstüne koyacağımız sistemlerle beraber çok değişik bir formata bürünebilir. Çeşitli opsiyonlar var tabii ki. Komuta aracının kendine göre özellikleri var. Bu personel taşıyıcı aracın başka özellikleri var. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun diyoruz. Gibi yani şimdi işte ileri geri her türlü manevra yapabiliyor. Bu kadar ağırlıkta bir, bu kadar tonajlı bir zırhlı aracın suyun içinde rahatlıkla gidebilmesi başka bir özellik tabii ki. İşte bu amfibi özellik Türkiye'nin yine geldiği bir noktayı gösteriyor. Hayırlı olsun diyorum. Evet, yani kapakları kapattıktan sonra PV tamamen dalabilecek niteliğe sahip gibi görünüyor. Tabii suyun içine dalma konusunda bazı sistemler başka şekilde devreye girebilir. Tabii. Söylemiştik, adli günü sırasında söylemiştik. Her türlü zırhlı aracımız orada olabilir. Tabii bu da daha başka bir özellik olacak. Anadolu gemisi de malumunuz çıkarma gemileriyle havuzdan çıkaracağımız afi özelliği olan zırhlı araçlarımız olduğu gibi bunlar doğrudan hiç gemiden belki çıkarma gemisine gerek olmadan da harekete katılacaklar.